Evet arkadaşlar 8. sınıflarımız soru çözümümüzle devam ediyoruz. Anlatım bozukluklarına geçtik. Önceki videolarda diğer konuları da bulmanız mümkündür. Kurt Akademi'ye üye olalım. Beğeni yapalım, like atalım, yorum yapalım, her şeyi yapalım. Haydi bakalım dostlar başlayalım. Benim yavru kurtlarım. Ne diyor anlatım bozukluğunda? Herkesin zorlandığı aslında bir o kadar da cümleyi böyle tane tane okuduğumuzda anlayabileceğimiz bir konudur arkadaşlar. Türkçe'de özne olarak kullanılan bazı sözcükler olumlu. Bazı sözcükler ise olumsuz anlam taşırlarmış. Bu nedenle özne olumlu ise yüklemde olumlu. Özne olumsuz ise yüklemde olumsuz olmalıdır. Aksi takdirde olumlu ve olumsuz yönünden anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Yani şu şekilde arkadaşlar demek istediği şudur. Herkes toplantıyı dinliyor. İşte kimse bu işi algılamıyor ya da uygulamıyor vesaire gibi. Bu tarz ifadeler <laughs> olması lazım. Bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurula uyulmadığından bir anlatım bozukluğu vardır. Yani bir anlamda da bir özne eksikliğinin burada olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Yeni projeleri üretmek için istekli hatta projeyi hayata geçirme konusunda da ısrarcı değildi. Yeni projeler üretmek için istekli, proje hayata geçirme konusunda ise ısrarcı değildi. İstekliydi, ısrarcı değildi. Burada arkadaşlar yukarıdaki açıklama gibi bir e, uyumsuzluk yok. Bursa'ya bakalım konuşmacının önerilerini herkes dikkatle dinledi tamam. Ama bu önerileri uygulamadı. Aha buldum seni. Örtmenin buldum. Niye? Herkes dikkatle dinliyor ama herkes mi uygulamıyor? Hayır. Ne yapmamız lazım hiç kimse kimse hiçbiri vesaire gibi ifadelerle cevabımızın bursa olduğunu kestirebiliriz sevgili arkadaşlar. Dikkatli ve yavaş yavaş okuduğumuz zaman her şey şak 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 diye karşımıza çıkacak. Haydi bakalım diğer soruya geçelim arkadaşlar. Darda kalana uzatır elini başının tacı yapar diyor. Şimdi arkadaşlar darda kalana uzatır elini başının tacı yapar. Kimi başının tacı yapar? Darda kalanı ya da onu onları değil mi burada ne eksikliğimiz var bir nesne eksikliğimiz var değil mi dolayısıyla bir öge eksikliğimiz vardır. Özne yüklem uyumsuzluğu var mı biraz evvel bir önceki soruda olduğu gibi? Hayır. Öge eksikliği var mı? Mükemmel hayatlar olabilir. Tamlama yanlışlığı olmaz arkadaşlar. Fiilimsi yanlışlığı e bu da olmaz. Cevabımız ne olur? Öge eksikliği olur değil mi? Nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır diyoruz sevgili dostlar. Haydi bakalım mükemmel hayatlarımıza devam edelim. Diğer soru ne diyor? Sıfat ve isim tamlamalarında dil bilgisi kurallarına aykırı kullanımlar, tamlayan ve tamının arasındaki uyumsuzluk ve yanlış anlamları neden olacak tamlamalar anlatım bozukluğuna neden olur. Çok güzel. Tamlama hataları arıyoruz arkadaşlar. Yani şey gibi fen ve askeri lise sınavı gibi olmaz. Fen lisesi ve askeri liseler sınavı Dememiz lazım. Bunlar da çok fazla sorulan, ÖSYM tarafından tercih edilen anlatım bozukluğu e, çeşitleridir. Dikkat etmeniz lazımdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. Bu hafta kan ve organ bağışı, kan bağışı, organ bağışı çok güzel oturuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Meyveli ve çikolatalı pastalar, meyveli pastalar, çikolatalı pastalar çok güzel uyuyor. Bunu da kabul ediyoruz. Zeka ve bilgisayar oyunları, zeka oyunları ve bilgisayar oyunları böyle tek tek okuyunca olur arkadaşlar. Doğru şıkkı bulursunuz ya da yanlışı çok güzel kestirebilirsiniz. Bakalım Denizli'ye. Jimnastik ve doğa sporları. Jimnastik sporları olmuyor. Jimnastik oyunları ya da jimnastik sporu ve doğa sporları olması lazım değil mi? Jimnastik ve doğa çok farklıdır arkadaşlar burada. Dolayısıyla cevabımız ...denizlidir diyoruz. Okuduğunuz zaman zaten bir eksikliği... ...kendinizde fark edebiliyorsunuz. Evet örtmenim... ...anladınız mı? İnşallah anlamışsınızdır... ...diye düşünüyorum arkadaşlar. Haydi diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diyor ki ek fiillerin... ...gerektiği yerde kullanılmaması anlatım bozukluğu neden olmuş. Güzel. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin... ...gerektiği yerde kullanılmamasından kaynaklı... ...bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım arkadaşlar... Herkes onunla konuşmak istiyor, kimse salondan ayrılmıyor. Dostlar, burada zaten ek fiilimiz yok. Bu gitti. Halk gösteri yürüyüşü için meydanda toplandılar. Şimdi halk toplandılar olmaz, toplandı olur. Lallara gerek yoktur çünkü halk burada zaten topluluğu anlatır. Ama burada ek fiil e, yanlışlığı ya da gerektiği yerde kullanılmamasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu olmadığı için Bursayı da eliyoruz. C şıkkına bakıyoruz. Kahvaltısını, çayını içip. Şimdi kahvaltı içilmez arkadaşlar. Kahvaltısını yapıp yiyip çayını içmesi. Burada arkadaşlar yine bir tamlama eksikliği. Yanlış kullanım vardır. Ceyhan'ı da eledim. Benden ek fiil istiyor. Bakalım son şıkka. Bu olaydan dolayı üzgün ama geleceği için umutsuz değil. Şimdi arkadaşlar. Değil umutsuz değildi geçmiş zamanda. Çekimlenmiş bir ek fiildir. Değil mi? Burada ise üzgün geniş zamanda üzgündür anlamında değil mi? Sen burada ne yapman lazım? Üzgündü yapman lazım. Veyahut da bu olaydan dolayı üzgün ama geleceği için umutsuz değil demen lazım. Her iki taraf aynı çekimde aynı zamanda kullanılması lazım. E dolayısıyla cevabımız Denizli'dir diyoruz sevgili dostlarım. Evet yavru kurtlar. Haydi bakalım diğer soruya geçiş yapalım. 71. soru ne diyor bize? Aracın bozulan parçalarını değiştirdi böylece tekrar çalışmaya başladı. Bakın okurken bir eksiklik var değil mi? Şimdi aracın bozulan parçalarını değiştirdi böylece tekrar çalışmaya başladı. Arkadaşlar burada aracın bozulan parçaları mı çalışmaya başladı yoksa araç mı bozu çalışmaya başladı? Araç çalışmaya başladı ya da o çalışmaya başladı vesaire gibi ifadeler diyebiliriz. E burada çalışmaya başlayan araçsa burada neyimiz eksik? Bir öznemiz eksik değil mi? Dolayısıyla özne eksikliği vardır diyoruz burada. Bakıyorum şıklara özne eksikliği var. Tikimi attım. Çatı uyumsuzluğu var. Arkadaşlar çatı uyumsuzluğu da e, bizi ilgilendiren bir şey değil. Tamlama yanlışlığı değil. Ek fiil eksikliği değil. Dolayısıyla cevabımız özne eksikliğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Böyle iki cümleler yani sıralı cümlelerde arkadaşlar lütfen arada bir eksiklik olduğunu görebilin. Virgülle ayırır. Bağlaş koyarak ayırır cümleleri. Bu cümlelerde lütfen düzgün ve tane tane okursanız cevabı rahatlıkla keşfedeceksiniz. Buradaki özne eksikliğinde olduğu gibi sevgili vatandaşlar. Haydi bakalım geçelim 72. soruya. Evet örtmenim çok uzun bir soru örtmenim. Hiç de öyle uzun bir şey değil. Baktığın zaman muhtemelen bir açıklama yapıyor. Buna göre aşağıda bir şey aratıyor bize. Bakalım. Diyor ki. Cümlede kullanılması gereken bir ögenin bulunmaması tamam anlatım bozukluğuna yol açar. E biraz evvelki sorular gibi nesne eksik, özne eksik falan bunları diyebiliriz de olsa. Örneğin diyor ki seni bir an önce görmek istiyor bir şeyler söyleyecekmiş. Ha diyor ki sıralı cümlesinde ikinci cümlede yer alan tamlayıcısı yer tamlayıcısı söylenmediği için bir anlatım bozukluğu oluşturmuştur. Bakın yine biraz evvel dediğim gibi. Sıralı bir cümle değil mi? Seni bir an önce görmek istiyor, virgül, bir şeyler söyleyecekmiş. Buralarda arkadaşlar muhtemelen bir yanlışlık yapıp sizi buradan gafil avlamaya çalışacaklar. Ama siz bu soruları artık bu şekilde çözerseniz onun ümüğünü sıkıp hiçbir şekilde yanlış yapmazsınız, değil mi? Hadi bakalım. Cümle nasıl doğru olacakmış? Ona da bir bakalım. Seni bir an önce görmek istiyor, evet. Sana bir şeyler söyleyecekmiş. Değil mi? O zaman diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur diyor. Bakalım. Yarın izleyiciyle buluşan diziler ya çok az ya da hiç seyredilmiyor. Şimdi burada problem var mı? Sanki var gibi değil mi? Yarın izleyiciyle buluşan diziler ya çok az ya da hiç seyredilmiyor. Çok az seyredilmiyor olmaz ya çok az seyrediliyor şöyle yazalım seyrediliyor ya da hiç seyredilmiyor. Ne eksik arkadaşlar bir de yüklem eksik değil mi? Şöyle yüklem eksikliği olduğunu bilelim. Adana sen kendi yoluna git. Bakalım. Bu yıl yeni sınav sistemi uygulandı. Ne yazık ki beklentileri karşılayamadı. Beklentileri karşılayamayan yeni sınav sistemi, uygulanan yeni sınav sistemi. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Buna tik atabiliriz. Bekletiyorum seni yavru kurdum. Öğrencilerinin sorunlarını dikkat edinler. Bazı durumlarda teselli ederdi. Neyi teselli ediyor? Öğrencilerin sorunlarını mı? Hayır. Örtmenim olmaz değil mi örtmenim? Ne olur? Kimleri tes teselli ediyor? Öğrencileri teselli ediyor değil mi dostlar? Ya da onları teselli ediyor. E ne eksik burada? Nesne eksik değil mi? Nesne eksikliğimi de buldum. Ceyhan sen de güle güle sana elveda babası amcasının çocuklarını korur, bazı ihtiyaçları için para verirdi. Kime para verirdi? Amcasının çocuklarına mı? Amcasının çocuklarına değil mi? Yani o zaman onlara, şunlara amcasının çocuklarına diyoruz. Yani ne eksik? Bir yer tamlayıcısı eksik, değil mi arkadaşlar? Ya da dolaylı tümleç eksikliği var. E burada da var bu problem. Bursa'da hiçbir sıkıntı olmadığı için cevabımız Bursa'dır diyoruz arkadaşlar teker teker tane tane gittiğimiz zaman olaylarda hiçbir sıkıntı olmadığını rahatlıkla göreceğiz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım diğer soruyla akalım. Sınav evrak poşeti salonda adayların huzurunda açılarak sınav evrakları dağıtıldı. Şimdi okurken zaten bir problem vardı. Bakalım. Sınav evrak poşeti salonda adayların huzurunda açılarak sınav evrakları dağıtıldı. Şimdi Açılmış. Tamam burada güzel gitmiş. Sınav evrakları dağıttı olmaz arkadaşlar. Bakın bu edilgen çatıdır. Tamam mı? Diğer taraf ise arkadaşlar etken çatıdır. Sen her iki tarafı ya etken ya edilgen yapman lazım. Şimdi huzurunda açılarak sınav evrakları dağıtıldı demen lazım. veya da adayların huzurunda açarak sınav evraklarını dağıttı dememiz lazım. Dolayısıyla etken edilgen yani burada bir çatı uyumsuzluğu var değil mi dostlar? E, dolayısıyla cevabımız Adana'dır diyoruz. Bakın tane tane okuduğunuzda ne kadar kolay olduğunu sizler de fark edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Geçelim 74. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı bir antın bozukluğu yoktur? Lütfen 8. sınıf dostlarımız, benim yavru kurtlarım, ninja turtle'larım. Böyle ifadelerde soru köklerinde yoktur, değildir, kullanılmamıştır, vardır gibi ifadeleri dikkat edip zönk diye, sazanoviç diye, vı diye atlamayın tamam mı? Hadi bakalım. Birçok insan da bizim gibi düşünüyorlar. Şimdi birçok insan zaten topluluğu anlatır. Sen kardeşim niye koyuyorsun bir daha? Birçok insan da bizim gibi düşünüyor. De gitsin bitti gitti. Bak anlatım bozukluğu yaptın. Özne yüklem uyumsuzluğu yaptın. Hadi bakalım. Sürüngenler bak çokluk geldi. Anlatıldığı kadar sevimsiz değillerdir. Şimdi böyle diyemezsin. Sürüngenler diyorsan insan dışı bir şeyden bahsediyorsan değildir demen lazım, değil mi? Mesela patatesler kızarıyorlardı diyebilir misin? Hayır, patatesler kızarıyordu dersin. Değil mi? Bu şekilde almamız mantıklıdır. Diğer şıkkı bakalım. Duygu, Faruk ve sen yarınki toplantıya katılacağız. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Cümleyi gerçekten yani başka dillerde mi yazmış diyeyim. Başka gramerle anlatmaya çalışmış. Yani mağara grameriyle yazmışlar sanki değil mi arkadaşlar? Çok bariz bir hata. Duygu, Faruk ve sen yarınki sınav şey yarınki toplantıya katılacaksınız demesi lazım ve burada bakın birinci çoğulu kullanmış ama sizden bahsediyor. E bu da yanlış dostlar. D bakalım millet artık huzur ve adalet istiyor. Millet istiyor değil mi? Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden cevabımız dostlar denizlidir diyorum. Haydi bakalım diğer soruya akalım. Hadi bakalım. Göbek hata öyle bir parça vardı galiba. Hadi bakalım. Mezuniyet töreni için tüm hazırlıklar yapıldı. Yavaş yavaş törene gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar. Mezuniyet töreni için yap hazırlıklar yapılmış. Yavaş yavaş törene gelmeye başladı. Hazırlıklar mı gelmeye başladı yoksa onlar vesaire ya da şunlar bunlar ya da neyden bahsediyorsa bir özne eksikliği var değil mi? Şuraya bir öznenin gelmesi lazım değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım aşağıda. Başladı çekimli fiili çoğul yapılarak. Hayır yapıldı fiilinden önce görevliler tarafından görevliler tarafından hayır hiç gerek yok bunlara yavaş yavaş giremesi önce konuklar evet konuklar yavaş yavaş törene gelmeye başladı mis gibi oturuz değil mi dostlar buraya harika yapıldı fiili yapılarak hayır yapıldı başladı ikisi de etken edilgen koymanın hiçbir lüzumu yok bakın öznemiz neymiş burada konuklarmış değil mi Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz sevgili dostlarım. Hadi bakalım 76. soruya şöyle bir geçiş yapalım arkadaşlar. Bizden ne istiyormuş bu? 76. sorumuz. Ödevini zamanda teslim edenlerin notları yüksek, ödevini zamanda teslim etmeyenlerin notları ise düşüktü. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Ben burada bir sıkıntı göremedim. Ödevini zamanda teslim edenler notu yüksek. Ödevini zamanda teslim etmenlerin ise notu düşüktü diyor. Bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Ek fiilden kaynaklı, nesne eksikliğinden kaynaklı da fiilimsi yanlışlığından kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur. E o zaman Denizli olacak galiba bunun cevabı. Herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Ha zorlarsan mesela şunu bulabilirsin. Notları yüksek notları düşüktü. Notları yüksekti. Notları düşüktü. Bunları kullanmaya gerek yok. Zaten genel anlamda ifade ettiği zaten aynı mantığa geldiği için hiçbir sıkıntı yoktur diyorum. Çok güzel avlamışlar arkadaşlar. Ha, millet gidip buna şey olarak işaretleyebilirdi. Hayır canım soruyu varsa bir anlatım bozukluğu vardır elbette falan böyle tribe gir giriyorlar. Siz sakın ha ne olur. Ne olur vallahi sizi yemin ederim bilgisayarı fırlatırım üstünüze. Tamam mı dostlar? Dolayısıyla cevap Denizli'dir diyoruz. Haydi bakalım 77. soruyla devam edelim bizden. Ne istiyorlarmış? Verimin daha yüksek olabilmesi için çiftçi bilinçli tarıma yönlendirilmesi gerekiyor şimdi arkadaşlar. Şimdi burada okuduğumuz zaman verimin daha yüksek olabilmesi için çiftçi bilinçli tarıma yönlendirilmesi çiftçinin bilinçli tarıma yönlendirilmesi gerek değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar Şöyle yapalım biraz daha şöyle ha. Buradaki eksikliğimiz nedir arkadaşlar? Bir tamlayan eksikliği değil mi? Tamlayan ekinin eksikliği ya da buna biz ta e, şey pardon, ek eksikliği de diyebiliriz değil mi? Şöyle cevabımızın B olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Ek eksikliği olmasaydı tamlama eksikliği, tamlayan eki eksikliği falan da diyebilirdik dostlar. Bakın burada tamlanan eki var ama tamlayan eki eksik dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyoruz sevgili dostlar. Haydi bakalım 78. soruyla akışımızı devam ettirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Tamlama yanlışından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu. Bakalım. Sevimli ve girişli, girişken karakterli insanlar. Sevimli karakterli insanlar, girişken karakterli insanlar. Oluyor bir sıkıntı yok. Bursa'ya bakalım. Bu yıl sinema ve tiyatro seyircisi. Sinema seyircisi, tiyatro seyircisi. Güzel. Ayvalık ve karışık toz. Ayvalık toz, karışık toz. Güzel. Oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor değil mi? Ayvalık tostu dememiz lazım değil mi? Ayvalık tost diye bir şey yok. Ekran başında izleyen kardeşim hemen zönk diye düşecektin değil mi? İşte bekleyeceksin. Ayvalık tostu denir. Ayvalık tost denmez. Toplumsal ve kültürel sorun, toplumsal sorun, kültürel sorun. Evet, burada da bir şey yok. Kandırdım nazlı yari sonunda çılgın sözlerle deyip cevabımızın Ceyhan olduğunu mis gibi görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim 79. soruya. Diyor ki: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? diyor. Mahallenin parkla ilgili şikayetleri dinlenecek ve yeniden hizmete açılacak. Şimdi dinlenmiş, açılmış, hizmete açılacak şikayet mi yoksa park mı? Park yeniden hizmete açılacak değil mi? Nedir? Bir özne eksikliği vardır. Adana gitti. İsim ve sıfat tanımlaması konusunda yardımına ihtiyacım var. İsim tanımlaması, sıfat tanımlaması hiçbir sorun yok. Noktamı koydum şöyle. C'ye bakıyorum. Herkes beni çok iyi anlıyor. Ancak kimse bana ya da hiçbiri yardım etmiyor. Özne yüklem uyumsuzluğu var değil mi burada da? Oh! Yani öge eksikliği de var. Oh! Diyebiliriz değil mi? D'ye bakıyorum. İyi bir yüzücü yalnız çok iyi bir koşucu değildi. Şimdi iyi bir yüzücüydü. Yüzücüdür. Tamam mı? Yalnız çok iyi bir koşucu değildi. Burada olumsuz var. Olumlu burada olumluyu belirtmemiz lazım. dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyoruz sevgili dostlar. Geçtik 80. soruya. Bakalım. İş yerindeki herkese emirler yağdırıyor, canından bezdiriyordu. Şimdi kimi canından bezdiriyor? Emirleri mi? Yoksa arkadaşlar onları mı ya da onları değil mi ya da çalışanları vesaire. E burada neyimiz eksik? Bir gene nesnemiz eksik değil mi? Allah Allah da şöyle var ya tutup aşağı indiriyorum. Haydi bakalım. E nesne eksikliği var. E dolayısıyla cevabımız nesne eksikliği diyor değil mi arkadaşlar? Bak gene bir sıralı cümle. Aman ha dikkat edin. Lök diye atlamayın soruya. Patlayabiliriz sonra. Hadi bakalım 81. soruya geçelim dostlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Bakalım. Hüzünler insanları olgunlaştıran en etkili ilaçlardır. <laughs> Hüzünler ilaçtır dememiz lazım değil mi? Lallere gerek yok. Börtlenler olgunlaşırlar olmaz. Olgunlaşır. Eledim. Ulus bazen ülkenin çıkarları için fedakarlık yaparlar ulus yapar arkadaşlar. Yaparlar olmaz söylerken zaten bozuk olduğunu rahatlıkla görüyoruz. 81'e bak şey pardon D şıkkına bakalım. Hayatın gerçekleri hayallerdeki gibi renkli olmayabilir. Güzel. Bunda hiçbir sıkıntı görmüyorum. E dolayısıyla cevabımız denizli oluyor dostlar. Haydi bakalım diğer soruya akalım. Şöyle de heh. geçtik. Ne diyor 82'de? Yemeğini, kahvesini, şimdi yemeğini, kah yemek içilmez değil mi? Biraz evvel de böyle bir soru çözdük. Yemeğini yiyip, kahvesini içip. E ne eksik arkadaşlar? Tıp burada bir zarf fiil değil mi? E dostlar zarf fiil, fiilimsidir. Allah Allah. Şöyle. Fiilimsi eksikliğimiz var değil mi dostlar? E o yüzden cevabımız bursadır. Yemek içilir mi? Tövbeler, tövbesi. Aman Allah'ım. Cevap Bursa'dır diyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Anladın mı öğretmenim? Öğretmenim. Tamam mı? Hadi öğretmenim geçelim 83. soruya. Aşağıdaki cümlenin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. Ne diyormuş? Spor ve ekonomi haberleri. Spor haberleri, ekonomi haberleri çok güzel bir sıkıntı yok. Sinemayla çok az ilgilenir. Tiyatro ile, tiyatro ile ise hiç ilgilenmez. Az ilgilenir, hiç ilgilenmez. Çok güzel bir sıkıntı görmedim. Şiir okumak için hevesli, yalnız türkü söylemek için istekli değildi. Şimdi arkadaşlar istekli değildi o zaman hevesliydi dememiz lazım değil mi? Bak burada bir ek fiil hatası var. C'ye noktamı koydum şöyle biraz daha yuvarlaklaştırabilirim. Yeni aldı spor ayakkabılarını giyip koşuya gitmiş. Şimdi arkadaşlar burada da bir sıkıntı yok. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Bir ek fiil sıkıntısı vardır burada diyoruz. Ve geçiyoruz 84. soruya. Diyor ki bir saat kitap okunmadan hiçbir yere çıkamazsın. Şimdi okunmadan mı okumadan mı? Dostlar burada bir e, baktığınız zaman edilgenlik var, değil mi? Ama buradan edilgen istemiyorum ki ben. Edilgen olmaz. Etken yapmam lazım. Yani ne demem lazım? Bir saat kitap okumadan çıkamazsın diyorum, değil mi? Çünkü cümlenin yüklemi burada etkendir okumadan dememiz lazım. Dolayısıyla bir çatı problemi var, değil mi? Şöyle çatı yazalım. Bakıyorum Adana'da misler gibi çatı uyumsuzluğu vardır. Evet arkadaşlar, yani ÖSYM'nin 8. sınıflara LGS'de özellikle zorlayıcı sorulardan biri anlatım bozukluğu olacak. Neden? Ee, yavaş ve tane tane okumayı ya da anlayarak okumak biraz zorluk çektiriyor bize. Dolayısıyla sakince okursanız çok güzel Ve sonuçlar elde edersiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Bizi özleyin. Kurt Akademi'ye üye olup abone olun, like atın, yorum atın. Hoşça kalın yavru kurtlarım.